Eğer midede problem çok yiyen ya da midede problem olan insan aklı zayıflar, kalbi katılaşır. Doğru. İşte özellikle bizim şeyler ya, erkeğin kalbine giden yol midesidir. Midesinden geçer Gerçekten diyorlar. doğru, çünkü midesine düşkün adam eğer midesini doyuramasa narsist olur. Midesi zayıf olan adam akılsız olur. Bir gerçektir yani. Çünkü neden? Burada nefs mertebesi vardır. Yani erkek 7 aklıyla bir nefsine sahip çıkamıyor ama kadın bir aklıyla 7 nefsine sahip çıkabiliyor. Bunu ben söylemiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Ve kadının sürekli çocuğundan, kocasından, evinden ve kendinden sorumluluk haliyle bizden fazla işi yapmasından dolayı zeka seviyesi ve o esnada kendi vücudu, mizacı sürekli değişkenlik gösterdiği için bu hallerde çok sorgulayıcı olması da bu yüzdendir. Mesela erkeğin konuşma dağarcığınınla kadının konuşma dağarcığının arasında büyük fark vardır. Bunun sebebi de birden fazla işle muhatap oldukları için Kesinlikle. sorularını detaylandırma özelliği var. Allah'ın verdiği bir kuvvettir, güçtür bu. O yüzden kız çocuğunun konuşması rahmettir ve berekettir Daha diyor erken Peygamberimiz sallallahu konuşuyor kız çocukları, değil mi? Ya hem daha erken konuşuyor. Bakın Erken başlıyordur diyorlar hep. aslında şöyle bir şey var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizin diyor yargıladığınız ve bağırdığınız kız çocuğunu ben başım üstüne taşıyordum. Ya ne güzel. Çünkü diyor ki Allah bana diyor rahmeti göster dedim diyor, kız çocuğunu gösterdi diyor. Şimdi Peygamberimiz Of, sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel. gelmeden önce, yani ona peygamberlik gelmeden önce bir bakalım. Hani insanlara ısrarla peygamberinizi tanıyın dediğimizde yobazlık diye ilişkilendiren kısım var ya, işte o kısmı anlatayım. Aslında entelektüel dediğin zamanlar, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyada peygamberlik verilmeden önceki döneme bakalım. Kız çocukları Araplarda o zamanın yaşamında dünyanın birçok yerinde böyle, Kureyş, birçok yerlerde böyleydi. Kureyşlilerde de böyleydi. Kız çocukları şeyle görünürlerdi. Utanç ve diri diri gömerlerdi. Peygamberimiz olsam geldi. İlk yaptığı iş kız çocuklarına önemini, Allah'ın bununla ilgili kız çocuklarına verdiği değeri, kendine vahyedilen ve anlatan durumu anlatmaya başladı. O yüzden hatta kız çocuğumunu en iyi anlam verebilmesi adına bana en çok benzeyen Fatma'dır. Fatma'yı üzene cehennemi söz verin diyor. Hasan'la Hüseyin demiyor. Fatma'yı diyor. Ayşe benim diyor ilk aşık olduğum kör düğümüm gibi diyor. O düğümü çözmek isteyen ateşte yanar diyor. Hatice annemiz için de o beni ilk anlayan, ilk tanıyandı diyor. Doğru. Çünkü Miraç meselesi var. Miraç'la Evet. iniyor. Kimse sana inanmasa ben inanırım diyor Bekir'den Evet, ey çıktıktan sonra. Hatice bana kim inanır diyor. Şimdi dünya inanıyor. Ya. Yavaş yavaş Batı, Ya. Batıya da İslamiyet ulaştı. Çok şükür. Elhamdülillah. Şu an deli gibi gidiyor Elhamdülillah. millet Evet, öğrenmek için. ya inanılmaz Bizimkiler hocam. de Bir deli de gibi. Maymundan geldiğine inanıyor. kesinlikle Filistin'in de çok etkisi var. Çok Allah'ım inanılmaz yardım etsin. bir, evet kesinlikle amin. Allah'ım. Ya bu nasıl bir inanç? Yani diyorsunuz ki ya onlar Müslümansa, yani estağfurullah, biz Ya. ne yapıyoruz, biz kimiz o zaman diyorlar. Takva. O kadar çok şey öğrendik ki onlardan Takva. ve dünya İslamiyet'i daha da yakından görmüş ve tanımış oldu. Ben birçok Instagram'da video önüme düşüyor. Herkes akın akın camilere gidiyor. Biz nasıl Müslüman olabiliriz diyorlar. Bu Ya. hayret edici bir şey. Bazı insanlar bunun bedelini ne yazık ki çok kötü ödüyor da, ama bir takım da Batı İslam, yani İslamiyet'le tanışmış oldu, yakından görmüş oldu. Diyorlar ki siz nasıl böyle ayakta durabiliyorsunuz? Bu insanlar açken hala nasıl Allahu Ekber Ya. diyebiliyor? Ya bunu nasıl Elhamdülillah. yapıyorsunuz diyorlar. Yani demek Ya. ki İslamiyet böyle bir şey diyorlar. Allah nurunu Tam tamamlayacak. teslimiyet. Allah nurunu tamamlayacağım diyor. Nurunu tamamlamak için de şehitler istiyor. Evet. İşte bu şehitler de Gazze'li kardeşlerimizden. Acaba biz mi onları almamız lazım? Yoksa biz kendi halimizi almamız lazım. Burayı sorgulamak lazım. O yüzden dün Batı tarafı İslamiyet'i seçerken biz hala evrim ve maymundan gelme olayını tartışıyoruz Evet, hala nerelerdeyiz ya, ki gerçekten hala. özümüzde bu var. Yani çocuğun şeyi gibi annesine sormuş, babasına sormuş. Biz nereden geliyoruz? Maymundan geliyoruz demiş babası. Nasıl oldu deyince bir şey oldu. Tekamül ede de oldu bu. Sonra insan olduk. Sonra annesine soruyor çocuk. Anne nereden geldik? Oğlum diyor biz babamız Adem, annemiz Havva. Diyor ki hayır babam öyle söylemiyor. Biz ne diyor? Maymundan geldiğini söylüyor. Diyor ki o babanın akrabası evladım. O yüzden Aile ne kadar önemli, evet değil mi? seçim hakkı kişiye aittir. Evet. Allah insana seçme ve seçim hakkı vardır. Ama haddini aştığında bedelini ödersin. Bunun dışında ahval etmeyeceksin. İnsan Kesinlikle. kendi cüz'i iradesiyle
Allah'ın ona verdiği karar ve cüz'i irade kullanabilme seçeneğini başka yerde kullanırsa zarar görür. Bu kadar basittir. Son olarak sandal ağacı ve sandal ağacını kullanırken mesela ders çalışan çocuklarımız var ya. Ders çalışan çocuklarımız için mutlaka odaklama problemi varsa sarı kağıt kullansınlar. Notlarını sarı kağıda alsınlar. Neden? Bu bilimsel bir araştırma. Sarı kağıt, sarı renk beynin en çok kabul ettiği renktir. Kesin ve net bilimsel bir bilgidir. Odaklanma problemi olan insanlar çalışma masasına mutlaka sandal ağacı yağı ya da gül yağı ya da biberi yağı sürsünler. Notlarını sarı kağıda alsınlar. Asla unutmazlar. Okaliptus ve defne. Şimdi çok daha derin konu var ama ne kadar devam ederiz bunu siz belirlersiniz. Ama bu benim için çok önemli bir konu. Defne yaprağı ile ilgili çok fazla yakılmaz diye videolar çıktı. Türkan Ergül hocamız. Buradan selam olsun. Selam olsun. De. Emel Ergül hocamız. Bakın 69 sayfa. Bunun gibi 2 haftada bir bu kadar bilgi koyuyorlar önümüze. 5,5-6 saat tahtada anlatıyorlar. 15 gün sonra yeni bilgiler, yeni tapeler getiriyorlar. Kullanma şeklinde kadar şandallarına hep güncelleniyor. Ve bunlar dinler tarihi olarak araştırılıyor. Dinler tarihi olarak araştırıldığı gibi, yani Yahudisi, Hristiyanı, Müslümanı neyi nasıl kullanacağını bilsin diye bütün olayları araştırılıyor. Ve dinler tarihi araştırdıktan sonra hangi medeniyetlerde nasıl bugüne gelmişle ilgili, o medeniyetlerle ilgili tabletlerde, bizzat resmi tabletlerde yazışmaları bulunuyor. Ve bu eğitim veren hocalarımız 25'ten fazla ülkeye, dünyanın 25 ülkesinde bununla ilgili hangi yerde yetişiyor, hangi yerde satın alabilir diye özellikle Bihter hocamız, ki Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir hanımefendi hocamız, bunu araştırmanı yapıyor, resmi kayıtlarını buluyor. Bunlarla ilgili kendisi de bu tür bitkileri yetiştiriyor bu arada. Hatta ben bunları yetiştirirken de çoğu kişilerle ilgili çok mücadele ediyorum. Çünkü yetiştirdiği ürünler hem gerçek ve birçok hastalığı iyi geldiği Küba'da delillidir. Şimdi sen Küba'da ne yeri bilmiyorsun. Yani sentetik ürün kullanma yasağı var. Alternatif üzerine tamamen tedavi var. Hiçbir şekilde ilaç kullanımı yasak. Çünkü Amerika zamanında ambargo uygulamış. Ve demiş ki bu Amerika'nın uyguladığı ambargoya karşılık biz de kendi ilacımızı üreteceğiz. Bu ilaç da bitkisel olacak. Bugün kanser hastaları iyileşmek isterken işte futbolcu Maradona zamanında en büyük futbolcusu bütün herhalde tedavi olmaya gidiyor. Bir sebep sonuç alamıyor. Küba'ya gidiyor. Bizim iyi bilen işte Arif Sağ sanatçımız Küba'ya gidiyor. Orada tedavi oluyor. Geliyor burada. Kanser tedavisi evet. İçine gidiyorlardı Küba, bir ara. Böyle tabii, bir popüler olmuştu. Hala gidiyor. Hala var gidiyor. Değil mi? Küba çok ciddi bir tedavi uygulama yeri. Sen bunu da bilmiyorsun. Eğitim almamışsın. İnsanlara defne yaprağı yakılmaz diyorsun. Şimdi gelelim. Şöyle bir bilgi var. Tütsü, defne yaprağı ve okaliptüs ile ilgili. Diyor ki Mısır dönemi milattan önce 1495 Karnat kralı. Bak şimdi 1495 yılında defne yaprağı ile ilgili Karnat kralı bu tütsüyü yakarmış. Tamam mı? Eski Mısır'da güzel kokular arasında tanrılara sunulan değerli hediye olarak görülen defne yaprağıymış. Hristiyan Yahudi inancında. Rahipler, Hristiyanlık inancında da rahipler her gün tanrılara güzel kokular sunarlarmış. Mısır'da kullanımda piramit çağına kadar uzanan tütsü milattan önce 3000 yıl civarında Mısır'da yayılmış. Bu arada tabletlerde şöyle uzaktan da olsa görsünler. Bu arada bu gerçek bir yazıttır. Gerçek tablet yazıtıdır. Bakın tablette de defne yaprağı kullandığı ilgili burada da defne yaprağı kullandığı ilgili yaprağın olduğu tespit ediliyor. Bu gerçek bir resimdir. Evet. Şimdi milattan önce 3000. yıllarda defne yaprağı kullanılıyor. Niye kullanılıyor biliyor musunuz? Tanrı'ya sunulan hediye diye. O inançta. Neden bu Tanrı'ya sunulan hediye? Çünkü diyorlar ki biz defne yaprağı ve okaliptüs yakarsak Tanrı'ya bir hediye vermiş oluruz. Tanrı da bize bilgelik verir. Defne yaprağını ve okaliptüsü bilgi almak, yani ders çalışırken, namaz kılarken, zikir çekerken, ibadet yaparken, istihare yaparken, Kur'an okurken, hatta daha ileriye gideyim, kişi gözünü kapattı meditasyon yaparken bir mesaj almak istiyorsa defne yaprağı ve okaliptüs kullanmadan o mesajı alamaz.
asla alamaz. Hadi gelelim bunun test çalışmasına. 1950 yılında 16 tane doçent doktorlar bir araya geliyor. Bu Almanya'da oluyor. Kanser türü hastaların yataklarının başlarına defne yaprağı dalları yazıyorlar. Bu arada bu bilgiyi Google'dan tarama yapabilirler. Defne yaprağı ile ilgili test çalışmaları da yazarlarsa Google'a, onlarla ilgili bir link çıkacak. Link'e tıkladıktan sonra o linkin altında bir kod var. Çoğu giremez olur. O kodda 4836 diye yazar. O kodu mutlaka girmeleri lazım. Aşağıdaki kodu istiyor çünkü. Hı hı. Ulaşabilmesi için. Onu indirdikten sonra bu tezini eline geçebilirler. Getirecektim ama gereksiz bir şey olmasın diye. 1950 yılında bakıyorlar ki normal tedavi olanlarla defne yaprağı dalları başlarına koyulan ve yakılan hastaların 3 yılda iyileşme süreli olması gerekirken 1,5 yılda iyileşiyorlar. Diğer hastalar 3. yılda iyileşiyorlar. Ve 1950 yılında bu tezlerini geçiriyorlar. Hatta tezlerine geçirmekle kalmıyorlar. Yine bugün Google amcaya sorsunlar. Eczacılar Birliği bu olayı o kadar mucize buluyorlar ki Eczacılar Birliği logosuna bugün Google'a bakarsanız defne yaprağı sembolü var. Evet. Sen şimdi bu kadar defne yaprağı yakılmaz derken neye dayanıyorsun? Adamın hayatı 21 yıl bunları araştırmakla geçmiş. Araştırmakla geçmemiş, insanlar üzerinde bunlarla ilgili testler ve deneyler yapılıyor. Bunlar tezler haline geliyor. Tezler haline geldikten sonra da bunlar hangi dönemlerde kullanıldığı ilgili medeniyetlerde, tabletlerde yerini alıyor. Bunlar dinler tarihlerinde, kitaplarda birçok yerlerde yeri alıyor ki bilgelik demek rahiplerin kullandığı, hatta az önce mürden bahsetmiştik ya, hı hı. Bakın mürle ilgili şöyle söylüyor. Krallar diyor ruhunun güçlü sunması için bu mür kokusu çok kullanırlar diyor. Çünkü de krallar diyor tanrıların diyor onların tanrının hizmetkarı ve ona haber alan bu haberi yaymak zorunda kalan kişiler olarak algılarlarmış. Yani ve bunun devamlılığı defne yaparlarmış ki çünkü niye bilgi kesilmesin diye defne yaparlarmış. Bugün gelelim şimdi ocaklara tasavvuf ehli olanlar bilirler. Ocakçılar ve tasavvuflar. Konya'da da çok yapılır bu. Hiç bilmiyorlarsa Konya Mevlana Hazretleri'nin türbesine gitsinler. Orada semazenleri izlerken defne yaprağı yaktıklarını görecekler. Önce defne yaprağı yakılır. İşte derler ya yarım doktor hasta öldürür, yarım hoca dinden çıkartır. Bilmeden konuşursan. Ay vallahi doğru, gerçekten öyle. Ya derler ya, biz çok güzel bir söz var hatta hocamız bunu söylerdi. Dinini tilkiden öğrenirsen tavuk çalmayı helal zannedersin. O yüzden bir bilgi yok elinde, duvara dayak konuşursun. Ben de buna kızıyorum. Defne yaprağını tasavvuf ehli ve ocakçılar yakarmış. Ne yakarmış biliyor musun? Defne yaprağı meleklerin en çok sevdiği kokular olarak görülmüştür. Bunu rabıta ehli olan kişiler bunu söylerler. İşte Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri söyler. Osmanlı zamanında, hatta daha ileri gidelim, 1520 yılında Osmanlı zamanında Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi olan, bunu da bilmiyordur belki bunu söyleyen, onu öğrensin. Yahya Efendi, o zaman en büyük biliyorsunuz şifacısı. Evet. Ben diyor defne yaprağı yakmadan diyor kalbime hiçbir şey sormadım. Çünkü diyor kalbime ilham verecek Allah. Allah diyor sebepler alemleri defne yaktı bana bir ilham vermesi için o bilgiyi çekiyorum diyor. Otların şifası diye kitapları var. Ve cinlerin en çok korktuğu yapraktır. Defne yaprağı. Büyüleri bozan tek yapraktır. Hmm. Neden? Bazı insanlar bazı şeyleri yakılmaz dediği zaman kime hizmet ettiğini bilemezsiniz. Antalya'ya defne yaprağı ağaçları yakıldı. Bilgesler haç yapamadı diye. Tamam, Antalya'da yakılan büyük orman yangında kaç tane defne yaprağı ağacı vardı? 3'te 2'si defne yaprağı ağacıydı. Tamam mı? Ve aynı zamanda da bilge sonra haç yapmaya geldi. Tesadüf ya. O yüzden kime hizmet ettiğini bilemezsiniz. Defne yaprağı yakmayan diyen insanın kime hizmet ettiğini sorgulayın. Bu kadar bilgi varken. Devam edeyim mi? Hocam dilerseniz son olarak şunu da konuşabiliriz. Tamam. Size çok yorduk. Kurşun dökmek ve tuz patlatmak. Evet. Bunların yani inancımızda yeri var mı? Bunlar doğru yöntemler mi? İnsanlar neden bunu yapıyor? Dizilere neden kurşun dökmek sürekli konu oluyor mesela televizyon dizilerinde? Satarı çok çünkü. Neden bu çok ön planda? Ben bunu da merak ediyorum. Ayşe annemiz kurşun dökmüştür. Sonradan Ayşe annemiz dökmeyi bırakmıştır. Şimdi bu zamanlarda kurşun dökmek için ehlini bulmak şart. Ama çoğu kurşun döken insanları görüyoruz ki o kurşun alıp yorumluyor. Kurşun dökmek dediğimiz hatta ayet-i cellede geçer. Cehennem ehlinin tırnakları kurşundandır. Onlar kendi yüzlerini yolarlar der. Kurşunla yorum yapmak cehennem ehlinin
halidir. Ayşe annemiz döktüğünde de kurşun aynı zamanda da belayı def eden, yani Süleyman peygambere bakırları erittik, sana yol yaptık, cinleri, kuşları ve rüzgarları emine verdik, senin emrinde olmayanları bakırla yenmene yardımcı olduk diye ayet var. Kurşunla ilgili de kurşun gizliyi ortaya çıkartıp kovar diye de bir bilgi var. Ocakçılar çok iyi bilir. Kurşun niye dökülür? İnsan üzerindeki tırnak uçlarında ve saç tellerinde manyetikler vardır. Yani insanın atmakta zorlandığı enerjiler vardır. Bu manyetikler kuvvetlenmeye başladıkça insan vücudundaki kristallere zarar vermeye başlar. Bu kristal nedir? Tıbben insan vücudundaki kristal ve moleküler yataklar vardır. Bu yataklar dengesiz haline geldiği zaman hormonsal ve fiziksel bir takım eğilimlere, zarar verme eğilimlerine ulaşır. O yüzden eskiden insana nazar değmiş insan, nazarı çektiğinde insan otomatikman da bütün manyetikleri, o nazarın enerjisi, gücünü çekmiş olduğu için o üstünde nazarı duran insanların nazarını atması için kurşun dökerlermiş ki kurşun o gizli olanı ortaya çıkartıp yapışmasını engelleyip kaçırmasını sağlamak. Bunu yaptıktan sonra o kişinin altına biz beyaz çarşaf sereriz ya. Evet. İşte o çarşafı yeşil olarak kullanılmış ki yeşil kubbenin rengidir. Ve rahmetin rengidir ve gerçekten şifanın rengidir. Bizimkiler beyaz kullanıyor. Zaten normaldir bu kadar bilginin yanlış olması. Bizim ülkemiz öyle bir ülke ki her ay bir tane peygamber, her hafta bir tane Mehdi çıkıyor. Allah'a hamdolsun. Evet. Yani o yüzden şimdi kurşun dökenler kurşunu okumaya başladığı zaman onlar arafçılık yapar. Çünkü kurşunu kullanırken def etmek için kullanılır. Eğer sen bir maddeye anlam yüklemeye devam edersen def ettiğini geri çağırırsın. İşte burada usulde problem olduğu için ocakçılarda olan kişiler ocaklarda kurşun döktürür. Neden? Kurşun döken 3 şeyi kullanır. 1- bakırı kullanır. 2- kurşunu kullanır. 3- yeşil bezi kullanır. 4- mutlaka kurşun dökerken Kalem suresini ve Rukiye'yi okumayı bilenler yapması lazım. Şimdi ben kurşun dökecek ehlini bulamıyorum. O zaman kardeşim hacamat yaptır. Bu da ondan daha etkili. Ama illa kurşun döktürmek istiyorsan gideceksin, ocak bulacaksın, o ocakta birine döktüreceksin. Ancak bu şartlarda izin. Ama onun dışında kurşun döktüm, aa sen nazara bak, bak bak göz göz oldu, gördün mü? Ya adam onu göremezse sana gelmez zaten. Doğru. Sen neyi ispatlıyorsun? Okudun gittin, kaldırdın Müslümanı, niye uğraştırıyorsun? Aklını niye yoruyorsun? İşte bu plisebo'ya gider. O insana ispatlamadır o. Nedir bu? O insana olmayan, var olmayan bir şey varmış gibi inandırma metodudur bu. Doğru. Müşteri artsın. Ve o insan ona inandığı zaman o gözü gördüğünde vay be bendeymiş, bu gördüm burada oldu. Artık iyileştim ben. Sonra başkasına önerecek. Bravo, yani plisebo. Teyze geldi, sana da gelsin. Evet, zaten o teyzenin kapının dışından geçtiğinde plisebo olarak iyileştin sen artık. Sonra rahatlama geldi böyle bir O yüzden bizim ülkemizde her hafta milleti çıkıyor diyorum. Onların bir suçu yok. Öyle ama, evet. Öyle ama. Sürekli birileri çıkıyor yani, öyle. Doğru söylüyorsun. Ve tuz patlatma olayı. Ya bu o kadar yanlış bir olay ki tuzda kristaller vardır. Her bir tuzda kristal vardır. Sen tuzu tuz haline getiren şey o kristallerdir. Sen o maddeyi yakarak, patlatarak o maddelerini ayırıyorsun. Doğal dengesini bozuyorsun. Dengesini bozduğun şeyin dumanından da faydalanıyorsun. Evet. Yani fiziken bir sıkıntı zaten. Ama anneannem yaparken iyiydi. Senin anneannem pliseboydu. Anneannem işe yaradı. Allah sebeple alemine bir şey yapacak ya. Abi anneannen işe yaradı diye de sen 100 yıl önce yaşayan bir kadının yaşadığı bir oğlu getirip bugüne getirip de insanları kandırırsa problem olur. O zaman ne olur biliyor musun? İşte metafizik ve parapsikoloji alanı bozuluyor dediğimiz burası. Hani insanlar hocalar mı? Hep bunlardan zarar geliyor. İşte hocalar mı değil. Kim bunu yanlış yapıyor? Ramazan Tolga Lapan. Ramazan Tolga Lapan sahtekar metafizik diyeceksin. Hocalar dediğin zaman onun devamı dine zarar geliyor. Sen bari dine zarar gelecek bir kelime kullanma. İsmi konuş. İşte bizim insanımızda cesaret olmadığı için hocalar diye başlıyor. Abi lar kelimesi yanlış. Kim konuşuyorsa yanlış. O ismi kullan. Kullanamıyorsan hocalar dediğin altında o hoca maalesef dine zarar veriyor. Kabul ediyorum. Eyvallah ama sen dine zarar gelmesine isim ver. İsim ver. Hani cuma namazını herkese mesaj atarsın. Pazartesi'den perşembe kadar kimseyle konuşmazsın. Böyle Müslümanlık olmaz. Eğer işini yapıyorsan net yap. O yüzden tuz patlatma olayını yapmasınlar. Onun dumanı da zehirdir bu arada. Zehirdir.
Eğer çok fazla yoğun dumana maruz kalırlarsa yüzdeki su odacıkları tıkanmaya başlar ve ciddi anlamda o kişinin göz kaybı bile olma imkanı var. Çok yani problem. Siz kristal maddesi yani maddesini maddene ayırıyorsun. Diyorsun ki ben maddeyi maddeye ayırıyorum, özün çıkartıyorum. Abi özü olacaksa niye o maddeden maddeyle beni işlemiş ki? İhtiyaç duyulmazdı. Maddenin maddeyle bir araya geldiğinde onun sentezi budur yani. Onun sana şifa verdiği yöntemi budur. Yani ben bardağa çay koymayacağım, avucumun içine koyacağım. Ama elim yandı, su çıkmıyor. Bardağım mı? Yani. Sen... Hatta bunu yaptıran insan şunu sorsunlar. Tuzun maddelerini kaç maddeden oluşuyor tuz? Bunu söylesin ya. Evet. Ben ne bileyim diyecek. Patlat gibi görürsün. Yani, Doğru. o yüzden bakın bu kuzuların, koyunların kurban şeyidir. Bu alan çok yayıldı. Bu alanda kimse taraf olmasın. Neden? Bu tür işler yaptırarak sizi kurban ederler. Şöyle bir güzel bir söz var. Son onunla kapatmış olayım. Kasapların tartışmasında taraf olunmaz. Yani kasapların tartışmasında koyunlar taraf olması koyunların kaderini değiştirmez. Her türlü kesilecek. O yüzden bu işi gerçekten de akla mantığa yatan ve gerçekten de delilli olan hallerde anlatılırsa o zaman bu toplum, bu hocalar, hacılar, İslamlar, dinler, taraflar, tarafsızlar işinden kurtulur. Bizim en büyük problemimiz bu. Orucun olmazsa burcu olmak zorundasın. Niye? Zorundasın. Böyle zamana gelmeye çalışılıyor. İşi doğru yapan Allah razı olsun ama işi yanlış yapıp ları ortaya attıranlar da mutlaka ahirette de dünyada hesabını verirler. Bunu söylemiş olayım. Kesinlikle hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok Bugün de konuştuk. yine inanılmaz bilgilerle bizlerle Faydası olsun oldunuz. inşallah. Bayağı faydalı olacak. Bunları biz tabii ki Instagram'da da böyle parça parça yayınlıyoruz. Evet. Onlar da inanılmaz ilgi gördü. Çok teşekkür ediyoruz. Altına sorularınızı da yazın. Bu arada bir sonraki buluşmamızda ben o soruları sizin için sorarım. O kadar çok soru var ki ben onlardan da bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Ama ben susmadım, soramadım. Ya olsun, estağfurullah, olur mu? Bugün farklı konularla geldi Evet. hocam çantasında bizlere. O yüzden dedi ki şimdi bir de farklı bir şeyler konuşalım dedik. Kokular ve tütsüler üzerinden başladık. En son tuz patlatma ve Tabii iyi oldu, iyi oldu. kurşun dökmeyle Bunun sonlandırdık. ikisini mutlaka yapılsın ama devamı var. Mutlaka ikisini yaparız. Evet, part 2'yi yapalım. Tamam. Çok teşekkür Ben ediyoruz teşekkür hocam ederim. Sağ olun. tekrardan. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Efendim, peki sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.